Ben bugün Gülser Yıldırım adına konuşuyorum. Değerli milletvekilleri, bütçe hakkında görüşlerimi ifade etmeden önce Gülser Yıldırım olarak size kendi yaşamıma ilişkin birkaç şey ifade etmek istiyorum. Malum bu kürsüde konuşabilme fırsatı bulamadık. Grubumuzun böyle bir yöntem bulması açısından en azından kendimizi anlatma fırsatı bulduk. Değerli milletvekilleri, 1963 Nusaybin doğumluyum. Lise mezunuyum ve evli 4 çocuk annesi olarak siyasi faaliyete devam ediyorum. Ya, bulunduğum mekanın neresi olduğu önemli değil. Bugün Mardin zindanındayım, size oradan sesleniyorum ama sonuçta zindana girmeden önce de benim bir yaşamım vardı ve bu yaşam hala devam ediyor. Değerli milletvekilleri, tabii bizim yaşadığımız coğrafyada siyaset bir tercih değildir. Çoğu zaman yaşamın kendisidir. Çünkü bizim yaşadığımız coğrafya adı konulmamış bir savaşın, çatışmanın yaşandığı bir coğrafyadadır ve bizim coğrafyamızda çocuklar bu siyasal atmosferin içerisine girer. Benim yaşamımda biraz öyle. Aslında ailemin yaşamına baktığımda, ailem özellikle 90'lı yıllardaki politik mücadelede koruculuk sisteminin en çok dayatıldığı, bunu kabul etmediğimiz için işkenceden geçirildiğimiz, hatta babamın bu vesileyle işkenceden muhtemelen dayanamadığı, fiziki olarak yaşam yitirdiği bir dönemden geliyoruz. Yani siyaset bizim açımızdan bir tercih değil, biraz önce ifade ettiğim gibi. Doğal olarak benim gibi bir kadının, yani bu kadar baskı içerisinde yaşamış, kendisine yabancılaştırma dayatılmış, kendi kardeşine karşı silahlanması dayatılmış ama bunu reddetmiş, bunun karşısında onurlu bir duruş sergilemiş bir aile geleneğinden gelen biri olarak politik yaşamın dışında kalmak, hele hele bir kadın olarak erkek egemen sistemin ve savaşın getirdiği baskılarla birlikte kadın olarak yaşadığım sorunları da ekleyince siyasetin dışında kalmam beklenemezdi. Tabii ki bizim oralarda kadın olarak Türkiye'de siyaset yapmak da çok kolay değil. Doğal olarak bu politikanın içerisine girdiğimde yine aynı baskı, zor politikalar içerisinde olduk. Daha önce siyaset yaptığım dönemlerde de dönem dönem gözaltına alındım. Daha önce Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandım ve 4 ay Mardin Kapalı Cezaevinde tutuklu olarak kaldım. Özgür Parti'den de HAPDTP'ye kadar birçok alanda siyaset yaptım. En son Barış ve Demokrasi Partisi'nde siyasi faaliyetler yürütürken 15 Ocak'ta KCK adı altında yürütülen siyasi soykırım operasyonunun Mardin ayağında gözaltına alındım ve tutuklandım. Tutukluyken aday oldum. Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloğu Mardin'de ikinci sıra milletvekili adayı oldum. Ben içerideydim ama dışarıda hem bağımsız adaylar, biliyorsunuz, bağımsız olarak seçimlere girdik. Mardin'de 3 milletvekili adayımızla birlikte yarıştık. Sayın Ahmet Türk, Sayın Eral Dara ve ben. Ben cezaevindeydim ama diğer aday arkadaşlarımız en çok seçim çalışmalarında benim adıma faaliyet yürüttüler ve 53 bin oyla seçildim. Ama ne yazık ki bu irade 53 bin oy, yani parti listesinde değil, bağımsız adaylarla seçimlere girdim. Şu an cezaevindeyim ve halkın iradesi bir şekilde cezaevinde hapsedilmiş. Peki değerli milletvekilleri, gerçekten sahiden nedir benim bugün zindanda, Mardin zindanında olmama neden olan şey? Gerçekten bütün bunların nedenini anlamak, bu KCK adı altında yürütülen siyasi soykırım operasyonu nedir? Türkiye'ye ne getiriyor? Gerçekten AKP hükümeti bu politikayla başarılı oldu mu? Bunu biraz daha ifade etmek istiyorum. Bugün benim durumumda olan 6 mevcut bu dönemde milletvekilimiz var. Hatip Dicle'nin milletvekilliği her ne kadar çalınmış olsa da biz hala onu milletvekili olarak görüyoruz. Bir de eski milletvekilimiz olmak üzere 7 milletvekili arkadaşımız şu an zindanda. 24 belediye başkanımız mevcut görevde, yani olan millet 2009 seçimlerinde seçilen belediye başkanımız şu an zindanda. Belediye başkan vekili 19 arkadaşımız şu an bizimle birlikte zindanda. Belediye başkan vekili 13 arkadaşımız, belediye çalışanı 41, belediye meclis üyesi 94 ve il genel meclis üyesi 13 arkadaşla birlikte toplamda 10 bine varan sayımızla birlikte aslında Türkiye'de siyasi bir soykırıma tabi tutuluyoruz. Aslında fiiliyatta partimiz kapatılmış durumda. Yani BDP aslında sadece milletvekilleriyle ve bu demokratik siyasette ısrar eden, yönetici olması konusunda ısrar eden bir şekilde siyaset yapmaya çalışıyor. Ama fiilen AKP hükümeti partimizi kapattığını, hele hele biz zindandakiler çok daha net olarak görüyoruz. Her gün mecliste
mecliste yapılan konuşmalarda yine diyelim ki basına yansıyan, kamuoyuna yansıyan durumda BDP'nin sesi neredeyse hiç duyulmuyor. Yani bütçe görüşmelerinde herhalde açık olmasa biz bu görüşmeleri de hiç dinleyemeyeceğiz. Değerli milletvekilleri, KCK adı altında yürütülen siyasi soykırım operasyonunun bir tek amacı var. O da Kürtleri demokratik mücadelenin dışına itmek, Kürtlerin savunduğu, Kürtlerin dil, kimlik, kültür hakları, Kürtlerin halk olmaktan kaynaklı kolektif haklarını kullanması talebini bir şekilde ortadan kaldırmak ve bastırmak. İkincisi, bu ülkede yaşanan savaş politikalarına dur diyen, savaşın son bulması için demokratik çözümün gelişmesi konusunda ısrar eden, Kürt sorunu çözümünün inkardan değil, Kürt sorunu yoktur demekle değil, evet Kürt sorunu vardır. Başbakanın Diyarbakır'da dediği gibi bu sorun bizim sorunumuzdur. Dolayısıyla Türkiye kendi geçmişiyle yüzleşmelidir ve buradan bir halkın gasp ettiğimiz hakları yasal ve anayasal güvenceye kavuşmalıdır noktasında bir iradeyle mümkündür. Savaşın ortadan kalkması için de, çatışmanın ortadan kalkması, ölümlerin olmaması için de müzakerelerin başlatılmasıyla mümkün olacaktır. Bunları söylediğimiz için işte tam da hala cezaevinde rehin olarak tutuluyoruz. Çünkü hukuki olarak bizim gerçekten tutulmamızı gerektirecek hiçbir şey yok. Şu an yargılanan şey BDP'nin faaliyetleridir. 8 Mart'tan Nevroz'a, 1 Mayıs'a, kadın çalışmalarına, kadın kotasına bütün faaliyetlerimiz, bütün çalışmalarımız KCK iddianamesinde suç olarak gösteriliyor. Bizler hep ifade ettik. Bunlar suçsa bu suçları işlemeye devam edeceğiz. Çünkü bunlar bizim varlık gerekçemiz. Yani bu ülkede demokrasi, insan hakları, özgürlükleri savunmak. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir dense de biz buradan Mardin zindanından şunu görüyoruz ki bu yani AKP hükümetinin hukuk devleti. AKP'ye göre hukuk çünkü istediğini tutukluyor, istediğini devre dışı bırakıyor. Değerli milletvekilleri, bütçe hakkında da birkaç şey ifade etmek istiyorum. Burada izlediğimiz kadarıyla tabii bizim bu komisyon dönemindeki çalışmalara dahil olma sürecimiz olmadı. Daha çok izleyerek, kamuoyunda tartışarak bu süreci gözlemleme fırsatımız oldu. Ama görülen o ki bu bütçe halkımızı lehine bir bütçe değildir. Hesabı verilmemiş bir bütçedir. Örtülü ödeneğe ayrılan payın bu kadar yüksek olduğu bir yerde bu bütçenin bir savaş bütçesi olduğunu çok net görüyoruz. Bizler bu savaş bütçesi olarak hazırlanan ve önümüzdeki dönem daha çok Orta Doğu'da yaşanan çatışmanın, savaşın derinleşeceğini düşündüğümüzde, yine ekonomik krizin derinleşeceğini düşündüğümüzde bu anlamda ciddi anlamda problemli bir bütçe ve kabul edilmemesi gereken halkımızın lehine olmayan bir bütçedir. Diğer bir konu, kadınlar olarak bu kürsüden de BDP'li milletvekili arkadaşlarımız çok defasında ifade ettiler. Bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Toplumsal cinsiyete duyarlı hiçbir yaklaşım yoktur. Yani kadınları yok sayan, emekçileri yok sayan, kendi iktidarını daha çok güçlendirmek için geliştirilen bir bütçe olmuştur. Dolayısıyla aslında bu bütçenin halkımızın lehine bir bütçe olmadığını bir kez daha burada ifade etmek istiyoruz. Sonuçta yaşamı bu bütçeyi nasıl planlarsanız önümüzdeki dönemi buna göre planlayacaksınız. Biz bu ülkede yeterince savaş, çatışma gördük, acı gördük. Bu ülkenin Orta Doğu halklarıyla, kendi halkıyla, kendi ülkesi içerisinde yaşayan bütün halklarla barış politikası içerisinde yaşaması gerekir. Bütün enerjisini, bütün politikalarını barış üzerine kurması gerekir. Ama ne yazık ki bu bütçeyle bir kez daha görüyoruz ki önümüzdeki dönem Orta Doğu'da savaşa, çatışmaya Türkiye'ye hazırlayan, bu konuda da halkın görüşlerini dikkate almayan bir şekilde bütçe hazırlanmış durumdadır. Bundan vazgeçilmesi gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Değerli milletvekilleri, sözlerime son verirken şunu ifade etmek istiyorum. Tabii ben sadece kendi adıma değil, cezaevinde bulunan on bine varan arkadaşım adına konuşuyorum. Türkiye'nin temel gündemlerinden birisi Kürt sorunudur. Bütçe görüşmeleri bitiyor ama asıl gündem yarın önümüze yeniden gelecek. Kürt sorunu çözümünde çatışma değil, müzakerenin derhal başlatılması gerekiyor. Açlık grevleri döneminde de ifade ettik. Ana dil üzerinden yasağın kaldırılması gerekiyor. Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılması ve derhal müzakerelerin başlatılması Türkiye'nin demokratik geleceği açısından daha önemli diyor. Bir kez daha diğer Mardin zindanından genel kurulumuzu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.